Efendim şimdi konuğumuz var. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi uzmanı Eray Güçler bizimle birlikte. Eray Bey hoş geldiniz yayına. Teşekkür ederim. Haritamız da var. Hemen hızlıca başlayabiliriz. İsrail Kent Savaşı'nı ne yapıyor? Kayıp mı ediyor? Son durum nedir acaba? Biraz dinleyelim. Yani şöyle söyleyelim. Şu anki taktik durum haritasına baktığımızda aslında İsrail'in kuşatmayı tamamlamak üzere olduğunu söyleyebiliriz. Yani en son aldığımız bilgi Şahdi kampıyla Şifa Hastanesi'nin de kontrol altına geçtiği. Burada Cibaliye'ye çok yükleniyorlar. Henüz Cibaliye'yi ele geçiremediğini biliyoruz. El Nasır mahallesinde ilerleme var Cibaliye Hastanesi'ne doğru. Fakat enteresan olan şey Beit Lahya ve Beit Hanun'u geçemediler. Yani şuradaki şeyi harekatını geliştiremediler. Fakat neticede bir kuşatma tamamlanmış gibi görünüyor. Fakat bu kuşatma Hamas'ın askeri gücünü engelleyemiyor, önleyemiyor. Daha çok siviller için bir kuşatma bu. Bunu bu şekilde anlamak lazım. En son dün gece Şifa Hastanesi için benzer bir durum yaşandı. Evet. Hamas iddia edildi ama siviller yine tabii orada. Tabii tabii. Maalesef. Yani burada bu kuşatma askeri olmaktan ziyade sivil bir kuşatma. Yani Hamas tabii düzensiz bir gerilla örgütü sonuçta, direniş örgütü. Dolayısıyla düz hatlarda, sabit mevzilerde savunma yapmıyor. Her noktada savunma yapabiliyor, her noktada vurup kaçabiliyor. Şimdi enteresan bir bilgi elime geçti de onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Sonuç olarak 40. gününde İsrail'in kayıplarının 600'den olduğunu, fazla olduğunu biliyoruz. Yani bunun bir hesaplaması askeri var. Askeri değil mi? Asker. 600 asker ve askeri personel. Tamam. Fazla olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok sayıda araç var. Her bir aracın içinde yaklaşık 10 kişi var. Yani dolayısıyla burada 600 ve üzerinde olma ihtimali İsrail'in kayıplarının söz konusu. Fakat İsrail ordusunun yaptığı bugünkü açıklamada Hamas güçlerinin yani öldürülen Hamas güçleri sayısı 443 olarak açıklandı. Şimdi baktığınızda Hamas güçlerinin kaybı aslında İsrail ordusunun güçlerinden daha az. Bunu hep şunu için söylüyoruz. Yani işte bir kuşatma var, evet. Bir hareket var. Ama neticede bu kuşatma ya da İsrail ordusunun yapmış olduğu bu saldırılar Hamas güçlerine çok fazla zarar veremiyor. Neden? Çünkü tünellerden besleniyorlar. Yani vuruyor ve tünelin içerisine giriyor. O tüneli de İsrail bir tünel savaşı girmiyor. Yani onu size söylüyorum. Artık netleşti. Artık İsrail bir tünel savaşı yapmak istemediğini Neden? Anlıyorum. Neden? Çünkü tünel savaşları yüzeydeki meskun mağaza savaşlarından çok daha yıpratıcı ve çok daha kayıp verdiricidir. Şöyle bir taktik uyguluyor. Daha sonra bu Demir Kılıçlar operasyonunun harekat emrinin bir parçasını bulabildik. Yani orada da bunu zikretmişler. Şöyle tünellerin çıkışlarını kapatmak suretiyle Hamas'ı tünellerin içerisine hapsetmeyi istiyor. Stratejisi bu ama tünelin içerisine girerek bir tünel savaşı yapmayı istemiyor. O İsrail için çok yıpratıcı olur, çok kayıp verirler. Bu zayiat riskine girmek istemiyor. İsrail şu an ağırlıklı olarak siviller üzerine oynuyor. Sivilleri yok ederek, sivillerin direniş azmini kırarak Hamas güçlerini yalnız bırakmayı amaçlıyor. Ama şimdi baktığımızda siviller de artık buranın kendileri için son toprak parçası olduğunu farkındalar. O yüzden ölüyorlar ama hani gidenler oldu ama çok da böyle kitleler halinde 300 bin 500 bin gitmedi Biter yani. Biter ki yok şey. Yok yani öyle bir durum var. Tabii Hamas'ın buradaki uyguladığı strateji başlangıçta İsrail ordusunun uygulamış olduğu düz hatlarda cephe taarruzunu değiştirdi İsrail şu an. Ne yaptı? Aşamadığı direnek noktalarının etrafından dolanmaya başladı. Derin girmeler yapmaya başladı. Ama bu iyi de hani bu psikolojik bir hedef yani siyasi harbin siyasi amacı Netanyahu tarafından işte Gazze şehir merkezinin ele geçirilmesi, Gazze şehir merkezindeki kritik noktaların ele geçirilmesi şeklinde belirlenmiş anladığımız kadarıyla. Bu askeri taktikle örtüşmüyor yalnız. Neden örtüşmüyor? Evet derin girmeler yaparsınız ama yan ve gerilerinizden kuşatılıp zayiat verirsiniz. Yani anladığımız kadarıyla İsrail'in siyasi yönetimi için zaman önemli. Peki gelen görüntüler var Eray Bey. Yerle bir olmuş bir şehir görüntüsü izliyoruz. Evet, yakıldı tabii yani. Gazze diye bir şey bu kalmadı. Bu İsrail'in kazandığı ya da Hayır.
Yani nasıl açıklarız peki bunu? Ya şu an kazan, ya şöyle, İsrail'in gerçekten başarı elde ettiğinin bir tane ölçüsü var. Nasıl? O da şu. Eğer İsrail girdiği noktalarda, mesela Şifa Hastanesi'nde, Şahdi Kampı'nda ya da işte Gazze Şehir Merkezi'nde ya da Nasır Mahallesi'nde kalıcılığı, yerleşikliğini kalıcı hale getirecek üst bölgeleri kurarsa ve burada kalırsa, kalabilirse, dayanabilirse, evet bu bir başarıdır. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bulunduğu yerlerde yerleşikliğini kalıcı hale getirecek şekilde Hamas güçlerini de temizlemiş olduğunu söyleyebilirim. Ama şu an için bu çok erken. Yani bir süre sonra Şahdi kampında saldırıya da uğrayabilir İsrail, ki uğruyorlar. Ya da işte girdiği mahallelerden geri çıkmak zorunda da kalabilir. Bunun için henüz daha erken, ama bu şu an durum ortada. Bir de İsrail gece savaşlarını şey yapmıyor, tercih etmiyor. Hmm. Geceliğin çünkü çok kayıp veriyor. Tam tersi, dikkat edin, çektiği video ve görüntüler genellikle gündüz zamanlarında çekilmiş görüntüler. Ama dikkat edin, yine gece çatışmalarında, Gazze'deki çatışmalarda çok yoğun şekilde aydınlatma mühimmatı kullanıyor. Şimdi bu, yaralı ve ölülerin tespiti ve çekilmesi için sıcak temas olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla Hamas gece savaşlarını tercih ediyor, İsrail gündüz çatışmalarını tercih ediyor. Dolayısıyla burada bir eşitsizlik var ve en büyük zayiatlarını da gece veriyor. Şimdi siz geceye hakim değilseniz bölgede hakim olabilme şansınız az. O yüzden şunu yapıyorlar. Gündüz ilerliyor İsrail güçleri. Geceliğin belli yerlerde 360 derece bir tertibat alıp gece bekliyorlar. Peki havadan da vurmaya devam edecek. Kara saldırısında bir destek sağlamıyor mu İsrail'e? Şöyle, meskun mahalleler içerisinde eğer yakın mesafelerde hava güçleriyle vurursanız kendi elemanlarınızı yok edersiniz. Yani tamam, hava güçleri uçakları gece de vuruyor, görüyoruz, ama bu daha çok İsrail birliklerinin uzak olduğu yerlere yapılıyor. Yakın yerlere yaparsa o gece şaşabilir. Kendisinde o da çok büyük bir zayiat riski ortaya çıkarır. Şunu gördük. Hı hı. Özellikle şu El Nasır Mahallesi istikametinden Cebaliye'ye, yine Şifa Hastanesi istikametinden, özellikle yine şuradaki bir saniye, Zeytun Mahallesi, şurası. Şu bölgede çok yoğun çatışma oluyor. Şu anda çok yoğun çatışma oluyor. Fakat kıyıdan doğuya doğru, kuzeyden güneye doğru şu alanlar çok gittikçe artan bir kesifte meskun mahallelerle kaplı. Yani içeriye girdikçe çok zorlanıyor İsrail güçleri. Daha dar alanlara sıkışmak zorunda kalıyor. Daha fazla pusuya düşmeye başladılar. Bunun görüntüleri geldikçe anlıyoruz. Yani olayları analiz ettiğimizde baktık ki geçmişe göre 3-4 tankın falan, 4-5 tankın daha fazla pusuya düşmeye başladığını gördük. Bu da şeyden dolayı, meskun mahallelerin sıklığından dolayı oluyor. Hani burada kalıcılığını yerleşik hale getirebilecek mi, getiremeyecek mi, çok kritik bir nokta, bunu göreceğiz. Peki sahadaki bu çatışmanın daha ne kadar devam edeceğini öngörebiliyor musunuz? Eğer İsrail ile Hamas bir barış masasına oturmazlarsa minimum daha 6 ayı, minimum yani bir yıla kadar, bir yıl da geçebilir. Oturmasını bekliyor musunuz? Sanmıyorum. Yani çünkü Hamas'ın 70 rehine değişimi konusunda İsrail cevap vermedi. Hatırlarsanız öyle, evet, bir teklifte oldu. 5 gün ara verelim, buraya yardım gelsin buradaki sivillere. Ama şey, bunu istemiyor. Çünkü Biden da sözünü dinletemiyor sanki. Dinletemiyor. Evet, yani İsrail yönetim, bir de şu var, bakın, İsrail ordusuyla İsrail siyasi yönetimi arasındaki problemin kaynağı aslında sahada görünüyor. İsrail ordusunu Netanyahu riske attı şu an. Yani bu derin girmeler yapıp, hani şuradaki direniş noktalarını temizlemeden derin girmeler yapabilirsiniz. Ama meskun mahallelerde bunların pusuya düşme ihtimalini arttırırsınız. Abi, peki Netanyahu dur dese bile İsrail ordusunun da bunu dinlemeyeceği yönünde iddialar var. Yok. Yani şöyle, İsrail ordusu tek taktik değiştirir. Yani ben burada tabii İsrail ordusuna akıl vermeyeceğim, ama şu anki uyguladığı taktik yanlış İsrail ordusunun. Zayiat riski daha fazla. Bunun yerine daha başka yöntemler, daha nasıl diyelim, yavaş ama daha emin adımlarla gidebilecek taktik yöntemler var. Fakat Netanyahu üzerindeki zaman baskısı olduğu için anladığımız kadarıyla bir an önce gidip belli sembolik yerlere İsrail bayrağının asılıp işte biz burayı ele geçirdik, işte biz artık Gazze'ye hakimiz mesajını dünyaya vermek istiyor. Fakat bu taktik sahada İsrail güçlerini zor durumda bırakıyor. Bakın 600'den fazla, size bir şey söyleyeyim, 1973 Arap-İsrail Harbi'nde İsrail'in kaybı 800.
Bakın şu an buna yaklaştı. Ya bir konvansiyonel güçle savaşmıyor ki. Yani burada bir asimetrik güçle savaşıyor ve bu şey kesafet her geçen gün artıyor. Son 2-3 günkü çatışma görüntülerine bakıyorum. Öncekilerden çok farklı. Önceden bir tank vuruyorlardı. İşte gelip belli yerlerde bazı ateş ediyor. Şimdi üçerli, dörderli grup tankların, zırhlı muharebe araçlarının pusuya düştüğünü görüyoruz. Bu iyi bir şey değil İsrail ordusu için. Yani şey de Hamas da buna oynuyor zaten. Diyor ki derinliğe gelsinler. Geldikçe daha dar alanlarda yoğunlaşan İsrail güçlerini daha toplu pusuya düşürelim. Peki. Dolayısıyla bu şey hani sonuç olarak İsrail siyasi yönetimiyle ordu arasındaki mesafenin açılmasını da sağlayabilir. Efendim onu da söylemek istiyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Eray Güçler yayına katıldığınız için.